yazdığı her dizede okuyanı düşündüren, heyecanlandıran, mühürlü kalplere anahtar arayanları sevindiren, ümidi, acıyı, sevdayı, ayrılığı, vuslatı yaşatan bir derinlik vardır. Kimden bahsediyoruz? İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un peygamber sevdasını bilmeyen yoktur tabii ki ve İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'dan bahsediyoruz. En sevgilinin yaptığı sporlar, yemesi, içmesi, kıyafet sayısı ve dahi vefat ettiği yaş aynıydı merhum Mehmet Akif Ersoy'un. O Allah Resulü'nü böyle sevmişti. Onu yaşamıştı hayatında. Evet. Allah Resulü'ne sevgisini çeşitli şekillerde iletmişti merhum Mehmet Akif Ersoy. Bir defasında bir adam sevgililer sevgilisine söver de bunu kaldıramayarak der ki merhum, bu adam peygamberimize sövdü. Babama sövse affederdim. Fakat peygamberime sövmek, bunu ölürüm de hazmetmem, hazmedemem demişti. Öyle bir şahsiyetti Akif. Yine bir gün hasta yatağında yatarken şöyle demişti. Karaciğerim fena. Sonra yaşını düşünerek, ne mutlu bana ki peygamberimin yaşında öleceğim. Merhum Akif'i için içinin yangınını, hasretini kağıda dökmüş ve Necid Çöllerinde isimli bir şiir yazmıştı sevgililer sevgilisi için. Bu eser daha sonra bestelenmişti Mehmet Emin Ay tarafından. Merhum Mehmet Akif Ersoy diyordu ki, ya Nebi, şu haleme bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim, durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar, ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bir andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı sudanı. Üç ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin, akar sular gibi çağlarda, her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram, bir an olsun yollarda durmak bana oldu haram. Bütün hayakilin hilkat ile hasbihal ettim, leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım meyli 3 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 3-5 sineyi hicran içinde inleterek, çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar-ı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakimden.
Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah? Sükun içinde bir an geçti. Sonra kısa bir ah. Cihan Sultanı efendim, sen Ahmet'i, Mahmud'u, Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultanı müeyyetsin efendim diyen Şeyh Galip, Osmanlı'nın son derin nefesiyle senin aşkından döne döne inlemişti. Sen bütün imdat haykırışlarına şifasın ya Resulallah. Hicranla yanan aşıkların sinesine devasın ya Resulallah. Sen varlık aleminin yaratılan ilk nurusun efendim. Sıdk-ı vefa madenisin. İki cihan sultanısın efendim. Mustafa'nın canı oldu iptida. Evvelinde anı yarattı hüda. Bu dizeler kaygısız aptalın sözündeki hakikatsin diyordu. Üstad Necip Fazıl'sa en sevgiliye bağlılığını belirten dizelerinde kurtarıcım, efendim, rehberim, peygamberim, sana uymayan ölçü hayat olsa teperim. O Allah'ın emriyle kainat efendisi, varlığın tacı, varlık nurunun ta kendisidir diyordu. Ve Üstad Sezai Karakoç da bambaşka bir tarzda çıkıyor karşımıza. Ve Efendiler Efendisi'ne yazdığı küçük naatta şöyle diyordu. Göz seni görmeli, ağız seni söylemeli. Hafıza seni anmak ödevinde mi? Bütün deniz kıyılarında seni beklemeli. Sen eski Moğolların ısınması, sevgililer mahşeri. Aklım yeni bir akıldır çiçeklerden. Mantığın üstünde yeni. İçimde Nuh'un en yeni tufanı. Dünyaya ayak basamıyorum yeniden. Göz seni görmeli, ağız seni söylemeli. Bütün deniz kıyılarında seni beklemeli. Yüzlerce yıl geçiyor, belki bir bulut geçiyor. Ben yeni doğmuş bir çocuk gibi herkesin konuştuğu dilden mahrum ama yepyeni bir dil konuşmanın sevinci. Bütün deniz kıyılarında seni anmalı. Sen buzulların erimesi, eski Moğolların ısınması. İkinci sokaklarda bandolar, mızıkalar, çok yaklaşan muhteşem bir gün var. Bütün yollarda zafer takı, eriyen kar derin denizlerde katafal. Gün doğuyor. Her yer çiçek ve kar. Bütün çocuklar kurtuldu demektir. Bütün çocuklar. Göz seni görmeli, ağız seni söylemeli. Hafıza seni anmak ödevinde mi? Bütün deniz kıyılarında seni beklemeli. Sen,
Sen Eskimoğulların ısınması sevgililer mahşeri. Sevgililer mahşeri. Ve selam olsun diyelim tüm üstadlarımıza ve her zaman olduğu gibi Necip Fazıl Kısakürek'le veda ediyoruz. Elinde alamet, izinde selamet. Tek isim Muhammed, ne bir harf ne bir kelam. Esselam, esselam. Allah'a ısmarladık.